Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Lisans rehberlik dersimizde tekrar birlikteyiz. Hazırlık derslerimizden sonra bu dersi yapmada biraz geç kaldığımın farkındayım. Takdir edersiniz ki fakülte derslerim var. Akademik danışmanlıklarım var. Yine YouTube konuşmalarım var. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda belli miktarda yorgunluğum hasıl oluyor. Ve bu dersleri de kalıcı olmasını istediğim için baştan savarak yapmak istemiyorum. Çünkü hayatımda hiçbir şeyi iş olsun diye de yapmadım. Baştan savarak da yapmadım çok şükür. Bu itibarla ara ara bu tür bir gecikme olursa beni hoş görmenizi istirham ediyorum. Ve ayrıca bu derslerimizde size yapacağım naçizane önerilerimi bu boşluklarda uygulamanızı talep edeceğim. Lisans rehberlik ve lisansüstü rehberlik diye ikiye ayırmamın nedeninden rehberlik 3 dersimde söz etmiştim. Rehberlik 1 ve 2 kadar dinlenmediğini gördüm ama ihtiyaç duyarsanız rehberlik 3'ü dinlemenizi ayrıca tavsiye ediyorum. Tabii ilahiyat 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıfta özellikle okuyan öğrencilerimizin fakülteyi bitirdikten sonra yüksek lisans yapmak gibi bir düşünceleri olursa, ayrıca böyle bir düşüncesi olmasa bile ben ilimde derinleşmek istiyorum, uzman bir insan olarak ilim tahsil etmek istiyorum diye düşünen öğrencilerimiz de olursa, bunlar için bu yapacağımız dersler son derece önemli danışmanlık dersleridir. 4. sınıfları dikkate almadığımdan değil, 4. sınıftaki öğrencilerimizin haklı olarak pek çok sınava hazırlanıyor olmaları, dil sınavına, ALES sınavına, yeterlik sınavlarına, öğretmenlik sınavlarına hazırlanıyor olmak gibi başlarında pek çok fakülteyi bitirme sınavları, kaileleri olduğundan büyük ihtimal zihin itibariyle de yoğun olacaklarını düşünerek 1, 2 ve 3. sınıfları hedefliyorum. Tabii bu 4. sınıftaki öğrencilerimiz bu dersleri dinlemesinler anlamına asla gelmez. Kıymetli vakitleri olursa bu dersleri elbette herkesten daha fazla onların dikkatlice dinlemesi gerekir. Çünkü fakülteyi bitirmek üzereler ve önlerinde akademik hayata adım atacakları yeni bir dönem başlayacak. Bu itibarla bu rehberlik derslerimizde, bugün ilkini yapacağımız lisans rehberlik bir dersimizde çalışma yönteminden bahsedeceğim. Akademik disiplinden ve çalışma yönteminden. Nasıl çalışmalısınız? Bunlardan bahsedeceğim. Ve bu başlangıçtan sonra inşallah ikinci dersimizde de birlikte okuma ve yazmalara başlayacağız. Bunun için de bazı kitaplar önereceğim. Onları birlikte okuyacağız, birlikte değerlendireceğiz ve onlar üzerinden mümkün olduğunca yazmaları öğreneceğiz. Şimdi bugün bu detayları konuşmak üzere müsaadenizle tahtımı aktifleştireyim ve buradan konuşmamıza devam edelim. Akademik rehberlik dediğimizde akademisyen adaylığından söz ediyoruz demektir. Böyle olduğunda da takdir edersiniz ki en başta akademisyenliğin zorunlu bir koşulu var. Bir akademisyen adayının taşıması gereken zorunlu bir koşul ve tabir yerindeyse İlk çıta, baraj
diyebileceğim bir husustan başlamak istiyorum. Önce ders başlığımızı koyalım. Akademik rehberlik. Bu arada yazım aslında gördüğünüz kadar kötü değil ama ekrana yazdığım için ve ekran hareketli olduğu için bu kadar yazıyorum. Yazım hakkında suizan etmeyin diye söylüyorum. Akademik rehberlik, lisans 1 olsun bu, lisans 1. Şimdi bu konuda akademisyenliğin o zorunlu koşulundan başlamak istiyorum ve bunu sağ tarafa kırmızıyla yazalım, gözümüzün önünde dursun. Bir akademisyen adayının zorunlu koşulu, zorunlu koşulu. Düzenli ve sürekli çalışma. Düzenli ve sürekli çalışma. Bütün bunları da sol tarafına kapsayan bir ifade yazmak istiyorum müsaadenizle. O da plan, program ve sabır. Daha önce akademik rehberlik bir dersimde de sanıyorum üzerinde durduğum gibi değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler. Akademisyenlik bir sabır işidir. O asla ya dişimi sıkayım, köprüden geçeyim. Böyle bir iş değil. Bunu önce bilelim. Yani akademisyenliğin köprüsünü geçemiyorsunuz. Hayatınız boyunca o köprüde yürümek zorundasınız. Bu bir köprüdür. Hakikate giden köprü. Onun için kendinizi şuna koşullamanız gerekiyor. Ben akademisyen olacağım, bilim insanı olacağım. Bunun için hayatımı planlı yaşamalıyım. Programlı yaşamalıyım, sabırlı olmalıyım ve düzenli ve sürekli çalışmalıyım. Bu benim hayat biçimim olacak, yaşam tarzım. Zevk aldığım, haz aldığım bir tarz olacak bu. Elimden kitap düşmeyecek, kalem düşmeyecek, çantamdan bilgisayarım eksik olmayacak. Böyle yaşayacağım ve bu benim için mutluluk veren bir şey olacak diye karar vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde kısa süreli hızla bir yerlere varmak, hızla sonuç almak gibi bir düşünceniz olursa bu akademik hayat için ölü doğmak bir anomali durum olur. Bir anomalidir, ölü doğmaktır. Peki bunun için şöyle bir temel ilkeyi daha yazmama lütfen müsaade edin. Siz daha yeni başlayacağınız için, lisans rehberliği yaptığım için bunları söylüyorum. Beni hoş görün lütfen. Hiçbir şey aceleyle yapılmamalıdır. Hiçbir şey. Ama ilim asla yapılmamalıdır. Bunu yazacağım müsaadenizle. Hiçbir şey aceleyle yapılmamalı. Fakat ilim asla aceleye getirilmemelidir. Hani bazen hızlı okuma teknikleri falan var ya. Evet. Hocam hızlı akademisyen olma tekniği yok mu? Hayır. En azından ben bilmiyorum.
bilmek de istemiyorum. Çünkü bir hususu daha müsaadenizle onu da farklı bir renkle yazmak istiyorum. Bunları sınıflarda da çok söylüyorum. Şimdi aklıma geldi. Kolay olan hiçbir şeyin değeri olmaz arkadaşlar. Evet. Kolay olan hiçbir şey değerli değildir. Bir şey zor olduğu için değerlidir. Bir şey zor ve nadir elde edildiği için değerlidir. Bu itibarla sevgili arkadaşlar, şunu demeye çalışıyorum. Çıkmak üzere olduğunuz yolculuk uzun, muhtemelen benim YouTube sloganımda da olduğu gibi asla vuslata eremeyeceğiniz, son durağı olmayan sadece bir yolculuktan ibarettir. Bu itibarla da zor bir yoldur. Sabır ister. Biz de buna alışacağız zamanla. Sabırlı olmaya, mütehammil olmaya ve bundan huzur duyup mutlu olmaya alışacağız. Peki hocam, bu kadar bir ön mukaddimeden ve muhtemelen biraz sizi zorlayan, moralinizi bozmasın tabii bunlar. İfadelerden sonra bize ne tavsiye ediyorsunuz diye sorduğunuzu varsayıyorum ve ilk dersimize de böylece başlamış olalım. Bu konuya girişti. Çalışma yöntemini dörde ayırıyorum. Evet, yazalım başlığımızı, çalışma yöntemi. Dört başlıkta ele alacağım bu çalışma yöntemimizin her birerlerinin üzerinde duracağım. Birincisi alan okumaları yapmanız gerekiyor. Alan okuması. Evet. İki, sürekli dil çalışmaları. Evet. Dil çalışmasını hiç ihmal etmiyorsunuz. Evet. Üç, nasıl okuyacağınızı, nasıl ve ne okuyacağımızı birazdan konuşacağız. Nasıl okuma yapacaksınız? Yapmalı. Ve yazma. Yazmak. Bu dört unsuru birlikte yürütüyorsunuz. Bunların hiçbiri diğerine engel değil. Bu dört unsur birlikte yapıyorsunuz. Ve bunu hemen hemen akademik hayatınızın tamamında yapıyorsunuz. Yani bu, bakın, lisans akademik rehberlik bir dersimizdeki konumuz, profesör olsanız da devam ediyor. Yani şu anda ben bunları aynen yapıyorum. Okuma, alan okumaları yapıyorum, dil çalışmaları yapıyorum. Nasıl daha iyi okuyabilirimi geliştiriyorum ve sürekli durmadan yazıyorum. Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz ilk ders sıradan bir ders değil. Bu temel. Üzerine sonsuz büyüklükte çıkacağımız ne kadar kat bir inşa, bir bina varsa onun mükemmel temelini atmaya çalışıyoruz. Peki alan okuması dediğimizde
ne okumalıyız? Burada aslında şöyle de onu müsaadenizle başlığı değiştireyim. Çünkü ikiye ayırmak istiyorum. Ne okumalı diyelim, ne okumalıyız? Şu nasıl okumalıyız da uyum sağlasın diye ne okumalı? Bunu ikiye ayırıyorum. Alan okuması, alan okumaları, genel okumalar. Evet, alan okumaları yapıyoruz ve genel okumalar yapıyoruz. Şimdi bizim ilahiyat alanında alan okumaları dediğimizde doğal olarak daha önce de bahsetmiştim. Hızlı geçeceğim bunları. Üç tane alan bölümümüz var bizim. Hemen hatırlayalım. Bir, temel İslam bilimleri. İki, İslam tarihi ve sanatları. Üç, felsefe ve din bilimleri. Tabii sizin bu başlangıç derslerinde henüz bir alan belirlemediğinizi varsayıyorum. Ve bunu belirlemeyi de üçüncü sınıfa kadar tehir etmenizi önermiştim. En azından üçüncü sınıfın ikinci dönemine kadar acele etmeyin. Bir alan belirlemede sakın acele etmeyin. Ve tabii belirlediğiniz bu alandan doktoraya başlayıncaya kadar da dönme ve değişme şansınız da var. İleride onları da konuşacağız. Ama mümkünse daha ilk tercihte sonra değişme ihtiyacı hissetmeyeceğiniz isabetli bir alanı seçerek yolculuğunuza başlarsanız bu sizin için son derece isabetli olmuş olur. Dolayısıyla alan okumaları konusuna hemen başlamanız gerekmiyor. Bence bu alan okumalarını genel okumalar üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Yani önce bir genel okumalar yapmalıyız ki bu genel okumaların bir kısmını sizinle birlikte bu derslerimizde yapacağız. Bu genel okumalardan sonra bu genel okumalar bizi zaten bazı konularda daha ileri okuma ihtiyacı hissettirecek bize. Bu ileri okuma ihtiyacı hissettiğimizde değerli arkadaşlar işte yavaş yavaş alan okumalarına başlama süreciniz gelmiş anlamına geliyor. Böyle olunca bu genel okumaların içerisinde size birinci olarak önerdiğim şey bir, hangi siyer kitabı olursa olsun iyi bir siyer okuması yapmanız gerekiyor. İyi bir siyer okuması. Yani Hazreti Peygamber'in hayatını, özellikle de Risalet dönemini, ilk vahiyden vefat edeceği zamana kadar olan dönemi dönem dönem çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunu nasıl okunacağı kısmının altında detaylı bir biçimde ele alacağım. Şimdi ne okuyacağımız, genel olarak okumalardan söz ediyorum. Yani bir ilahiyatçı akademisyenin hafızasında, zihninin zemininde Hazreti Peygamber dendiğinde onun hayatına ilişkin çok önemli ana safhalar kronolojik olarak net bir biçimde hiç unutmayacağı adı, soyadı, kimlik bilgileri gibi her zaman hafızasında olması lazım. Bu olmazsa olmazımızdır. Bir siyer bilgisine vakıf olmayan, bir siyer altyapısına sahip olmayan bir akademisyen olamaz. Hangi alanda olursa olsun, şu üç alandan ister temel İslam bilimci ol, ister İslam tarihçisi ol, isterse felsefe din bilimleri ol. Sonuçta biz Müslüman elhamdülillah akademisyenleriz. Müslüman bir akademisyenin de Hazreti Peygamber'in hayatını tabii ilerleyen dönemde daha detaylı elbette ki bileceksiniz ama daha başlangıç düzeyde en azından kronolojik olarak onun hayatını çok iyi bir biçimde bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için hangi siyer kitabı okuyacağınız konusunu tamamen size bırakıyorum.
Çok pek çok siyer kitapları var. Bunlardan herhangi birilerini okuyabilirsiniz. Özellikle Adem Apak üstadımın siyerini de bu arada önerebilirim. Sadeliği, kolay anlaşılır olması, ilk planda okunması gereken bir siyer kitabı olması bakımından öneririm. Nasıl okunacağı konusunda birazdan üzerinde duracağım. İki, temel okuyacağımız hususlardan ikincisi, vahiy, Kur'an ve mushaf tarihi. Hazreti Peygamber'e gelen vahyin, ki biz buna Kur'an diyoruz, benim diğer YouTube konuşmalarımda bu konular üzerinde çok fazla konuşmalarım var, ayrıca dinleyebilirsiniz. Bir de bu vahyin mushaflaşması sürecine ait Kur'an tarihine ilişkin ön bilgiler, birkaç tane ön bilgiler okumalısınız bence. Bu konuda kolay anlaşılır olması bakımından İsmail Aydın meslektaşımın Kur'an tarihi kitabını öneriyorum. Hamidullah merhumun